buyurun, buyurun, buyurun. Ay bak Feridun, Çiçek o kadar bahsetti bahsetti. Bugün karşılaşmak kısmetmiş oldum. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk efendim. Bana evinizi açmanız çok ince bir davranış. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederiz, ne demek çocuğum. Anam babam nasıl? İyiler, iyiler efendim. Çok selam söylediler. İnşallah en yakın zamanda da tanışırsınız onlarla. İnşallah, inşallah. Yani anneciğim o kadar güzel, o kadar tatlı insanlar ki. Hele Ayşe anne aşırı tatlı biri. Anne! Anne mi diyorsun? Anne denmeye başlamış bile ne güzel diye. Birini mi bekliyordun? Yok. Bekleyip kim ki acaba? Dur bakayım çocuğum. Canım benim ablam, nasılsın? Abla sana kurban olsun, iyiyim. Sen nasılsın canım benim? Hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. Ya eve giderken bir İzmir mandalina bulmuşsun. Dedim ki bunu yeğenimle ablam da yemeli mutlaka. Ben sana şöyle söyleyeyim, bak 100 yılda bir çıkar. Bu arkadaş kim abla? O şey canım benim, Çiçek'in arkadaşı. Feridun bahsetmiştim sana, kameraman. Ha Feridun. Şu Feridun. O Feridun. Merhaba canım benim. Memnun oldum. Ben de Çiçeğimin dayısıyım. Ben de çok memnun oldum efendim. Ben de çok memnun oldum evladım. Aferin. Çok da saygılı çocuk. Otur bakalım Feridun. Anlat bakalım. Kimsin, nesin, kimlerdensin, necisin, yükselen burcun ne? Bir hayvan olsaydın hangi hayvan olurdun sen? Dayıcığım. Ne yapacaksın? Çıkmamı teklif edeceksin. Bu kadar soru niye? Ya Çiçek'im birbirimizi tanımayacak mıyız ya çocuklar? Allah'ını seversen. Tanıyacağız ki birbirimize güveneceğiz. Değil mi Feridun? Doğru, doğru. Dayın haklı. Efendim ben Çiçek'le aynı üniversitedeydim. Sinema televizyon mezunuyum ben. Kameramanım. Şu an çalışmıyorum. Neden çalışmıyorsun? Ben anlamadım. Yani iş bulma sıkıntısı. Malum pandemi falan da oldu. İş bulma sıkıntısı mı? Nasıl iş bulma sıkıntısı ya? Ben şimdi senin işini çözeceğim, rahat ol. Ya dayıcığım yapma sen. Niye yavrum ya, niye yapmıyormuşum? Ben şimdi çözeceğim, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Kameraman, kamera, çekim, full HD, fotoğraf. Buldum. Bizim Keramettin halleder sizin işi. Canım benim Keramettin, nasılsın? Sağ ol canım benim. Ya benim şimdi burada bir tane yeğenim var. Sinema radyo mezunu değil mi oğlum? Televizyon efendim. Televizyon mu? Sinema televizyonmuş, evet. Ama bak kamerayı yemiş bitirmiş yani o kadar. Gerçekten. Ben diyorum ki gelsin senin orada işe başlasın bu çocuk. Süper. Tamam, yarın geliyor. Kaçta gelsin? Tamam canım benim. Keramettin, bir İzmir mandalinası bulmuşum. Bak, dükkanı erken kapatma, mutlaka getirip sana da yedireceğim, tamam mı? Tamam canım benim. Senin iş tamam. Yarın sabah gidiyorsun, şu bizim karşıda bir tane foto Keramettin var. Ona gidiyorsun. Selamımı söylüyorsun, işin hazır, tamam mı? Haydi hayırlı olsun oğlum. Ay ya benim kardeşim böyledir, iyilik beli, eli kolu çok uzundur. Hemen nasıl halletti işini canım benim? Estağfurullah ablacığım, canımı acıtıyorsun. Estağfurullah. Çiçek neyse Feridun da artık benim için odur. Abi. Yeğenim sayılır yani kendisi. Dayıcığım. Feridun neden bizim köşedeki fotoğrafçı da acaba çalışıyor? Yani kameramanlık öyle bir şey değil ki. Yani çok sağ olun efendim. Hani bir şeyler yapmaya çalıştınız ama ben daha ziyade böyle medya sektöründe ilerlemek, kariyerimi o anlamda büyütmek istiyorum. Onda da İngilizce istiyorlar. Benim de yabancı dilim yok. Aslında biz Çiçek'le birlikte bir yabancı dil kursuna gidecektik yurt dışında ama ben onları araştırdım. 40 bin lira olmuş aşkım onlar. Ne? 40 bin mi? Oho, yani biz bu yurt dışında yabancı dil olayını da unutalım artık. Öpücük mü atıyor dayın herkese?
ağzı biraz küçük ya, gibi duyuluyor. Ne oldu dayıcığım? Aşk olsun ya çiçek. En son dayım duysun. Sizin böyle bir ihtiyacınız var, ben bilmiyorum, öyle mi? Ben şimdi sizin işinizi çözüyorum. Hangi dili öğrenmek istiyorsunuz? Varsa İngilizce. İngilizce, yabancı dil, Portekizce, Flemenkçe, Besançe. Who can do this? This is Esani! Ne oluyor ya? Ya benim dayım birazcık yardım etmeyi sever ama biraz fazla sever Feridun. Kızım neden öyle diyorsun? Bırak işte adam halletsin. Sizin işiniz benim kardeşim. Dedik olur çok uzundur. Şimdi hemen halleder. Canım benim Salih. Nasılsın? Same be. Her şey same. Bana. Salih. Benim şimdi bir yeğenim var. Bir arkadaşıyla beraber sana yollayacağım onu. Tamam mı canım benim? Bize bir kurs lazım. Yemesi, içmesi, yatması, kalkması, kursu içinde hepsi kaçı olur bize Salih? 3000. Tamam canım benim, tamam. 3000, güzel. Salih, kapatma, dur. Bir İzmir mandalını yakalamışsın. Evi terk edersin, o kadar söylüyorum. Sana hemen yarın kargoluyorum canım benim. See you later. Sizin iş tamam. Ay, nasıl? Yarın sabah ilk uçakla Hindistan'a gidiyorsun. Hindistan'a mı? Dayıcığım biz neden İngilizce öğrenmeye Hindistan'a gidiyoruz? Salih orada çalışıyor çünkü. Salih orada da dayı yani İngilizce öğrenmek için de ta Hindistan'a gitmesek mi acaba yani? Ay iş için arıyorlar. Benim bunu hemen açmam lazım da. Feridun, dayımın sunduğu her teklife hemen öyle atlama. O biraz yardım etmeyi sever ama fazla sever, tamam mı? Alo? Biz de işte yakın zamanda hani böyle bir şey olursa kızınızla. Senin saçlar sanki biraz ufaktan biraz dökülme var önlerde de ben bir şampuan kullanıyorum efendim. O şampuan inşallah sonuç verecek yakında. Kalanlar da böyle değerli oluyor ister istemez. Senin saçlar dökülüyor yani öyle mi? Biraz önlerden. Ben şimdi senin işini çözüyorum. Çözme sen mi dayı benim işimi acaba ya? Yok yok ben senin için çırpınıyorum oğlum burada. Öyle iyidir. Saç. Kuaför, dökülme. Girdik yine arama motoruna. Allah'ım. Losyon, solüsyon. Enflasyon. Kutbettin. Kutbettin. Tamam. Canım benim Kutbettin. Nasılsın? Kutbettin. O sizin bir solüsyon vardı ya. Ondan ablamın evine göndersene senin kızı 2 dakika ne olursun. Tamam canım benim. Kutbettin dur kapatma. Bir İzmir mandalina yakalamışsın. Bak, çoluğunu çocuğunu terk edersin o kadar. Tamam canım benim, sana da yollayacağım. Dayıcığım sağ olun, teşekkür ederim. Düştü. Bayağı kıymet veriyorsunuz ha mandalina. Önemlidir mandalina. Bu hayatta çok zor bulunan bir şeydir. Aynen. Sağ olun. Hani orada uğraştınız ama şimdi solüsyon karışım falan bu saçlara iyi gelmez. Olanı da kaybederiz. O yüzden ben istemiyorum karışım falan. Teşekkür ederim dayı. Yok oğlum, olur mu? Öyle bir şey olsa biz sana söyler miyiz ya? Bak bunu, bizim karşıda bir kuaför var Kudubettin diye. O Mertel'li tekstilcilerle birlikte hazırlamış. Acayip bir solüsyon. Bir sürüyorsun bı. Çıkartıyor yani tepeler acayip çıkartıyor biliyor musun? Bunu babam yolladı. Hesabına yazdım dedi. En yakın zamanda ödesin dedi. Yoksa dedi ben onun dedi. Bu kız ne olmuş? Maraş dondurmacısı gibi böyle böyle şeyler yapıyor. Hadi bakalım. Operasyon başlasın. Yazsan oğlum geri. Bunu böyle güzelce diplerine yedireceğiz, tamam mı canım benim? Tamam dayı. Ondan sonra şöyle güzel bir masajını yapacağız. Bak göreceksin nasıl çıkacak. Bir kökten 86 tane falan çıkacak.
Burak Öztürk'ün saçı gibi olacak. Yalnız bir ferahladı ha dayı. Bayağı gözeneklere etkili oluyor galiba. Elleme sakın, sakın. Oğlum elleme. Bak sonra etkisi düşer biliyor musun? Saç diplerine zarar verirsin. Ablam sen şu şeyini bir ver bakayım bana. Şunu. Ver. Bir şey yapma, sorun yok ya. Bana büyütülecek bir şey yok bence. Güzelce saralım ki. Mandalinalarım da düşüyor biliyor musun? Bunu böyle güzelce saralım oğlum. Sen bugün saçını kimseye gösterme, tamam mı? Nazar değer, Allah korusun. Tamam, peki dayıcığım. Poşet yırtıldıysa çok zor durumdayım çocuğum. Galiba dayı, evet. İdare edeceğiz. Oğlum elleme, ellenecek olsa ben sana söylerim elleyebilirsin diye. Oğlum. Buyurun. Anam baban nerede oturayım? Esenyurt efendim, Esenyurt'tayız biz. Öyle mi? Aynen. Uzun zamandır oradayız ama tabii şimdi hayatımda olacak gelişmelere göre, geleceği de düşünerek ben yeni bir eve çıkmayı düşünüyorum ama tabii kiralar ateş pahası. Sen nerede eve çıkmak istiyorsun? İstemiyorum dayı. İstemiyorum. Lafın gelişi. İstemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Ben Esenyurt'u çok seviyorum. Ana vatanım benim. Öyle mi? Oğlum, ben şimdi senin işini çözerim. Çözme sen mi dayı? Çözme. Yani şuraya geldim 2 saattir. Yani çözüm ortağı gibi hayatımın her anda müdahale ettin ya. Ya beni bir saldır al. Ne oluyor dayı? Yavrum, ben sadece seni düşünmüyorum ki. Senin o evde yaşayacak olan yeğenimizi de düşünüyorum. Nasıl düşünceli benim kardeşim, nasıl düşünceli? Eli kolu çok uzundur bunu, biliyor musun? Çok iyi çocuktur canım benim. Satılık ev. Heh. Merkezi konumda. Aa, ebeveyn banyolu. Düz ses ev. Cenap! Ya bu nasıl bir tüme varım ya artık? Ya 2 saattir cenap ettin, kutup kutup şahap ettin. Bir sürü saçma sapan isimli insan bana niye yardıma koşuyor? Dayı istemiyor. Bilal çok sevilen bir çocuktur. Var ya Bilal'in adı geçince tabii ki herkes yardımına koşar be çocuğum. Eli kolu çok uzun bunu. Canım benim cenap. Nasılsın? Sağ ol canım benim. Şimdi benim bir yeğenim var. Onlara merkezi konumda bir ev lazım. Tamam mı? Ama dost işi. Tamam. Dur sakın bir dakika. Bekle beni. Satma dur. Dur bir saniye, kapı ver, tamam. Senin internet bankacılığın var mı oğlum? Hani var da... Aç. Aç sen. Ver bana, tamam. Söyle Cenab. Tamam. Yazdım, tamam, attım. Düştü mü Cenab? Tamam canım benim. Cenab. Bir İzmir mandalina yakalamışsın. Ocağını yıkar, o kadar söyleyeyim sana. Tamam canım benim, sana da yollayacağım. Görüşürüz. Tamam, 30.000'i attık. Bak attık, oldu. 30.000 atmışız dayı. Son bir 30.000'im vardı, onu da atmışız yani ya. Ya niye ben hiç görmediğim bir eve 30.000 lira attım dayı ya? Ağzını böyle sincap gibi yapa beni hipnotize ettin ya. Ne desen yapıyorum ya. Şuraya bak, bu evin geri kalan parasını ben nasıl ödeyeceğim? Dayı ben işsizim, kim kredi verecek bana? Kredi mi? Ben şimdi senin işini çözüyorum. Ya çözme dayı artık ya. Ya çözme benim işimi. İstemiyorum dayı ya. Bak sen şimdi kredi yüzünden biraz gerginsin ama sen bana bırak. Ben şimdi çözüyorum senin işini. Nasıl çöz? Kredi. Factoring, leasing. Dönüyor toplar gene, hadi bakalım. Mortgage, borç, harç, sıkıntı ve sıtkı. Canım benim Sıtkı, nasılsın? Sıtkı, ya senin bir arkadaşın vardı hani borç veriyordu ya kredi. He, benim bir yeğen vardı, ablamın evindeyim. Bir ilgilenin be oğlum. Teşekkür ederim. Sağ ol Sıtkı'cığım. Sıtkı, bir İzmir mandalina yakalamışsın. Karını boşarsın, o kadar söyleyeyim sana. Tamam canım benim, yollayacağım sana da. Kredi işi de tamam.
adamlarımı yolluyorum abi dedi. Adamlarımı yolluyorum ne demek? Yani şube elemanlarını mı? Öyle bir şey mi? Şubeleşmişler demek. Ya Bilal'im yemin ediyorum senin de gurur duyuyorum ya. Ya sen çok büyük bir adam olmuşsun be oğlum. Yok be abla. Vallahi bir telefonla her şeyi çözüyorsun be çocuğum. Neyse dur be şimdi adamları falan dedi. Ne? Kim gelecek ben anlamadım. Kimin adamları bunlar ne? Bakalım öğrenelim kimmiş. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Ne kadar lazımdı? Bana değil, şu arkadaşa lazım. Mandalina. Ne kadar lazımdı? Beni dinlemiyorsun. 30 bin yatırdık, geri ne kadar kaldı dayı? Ne çekeceğiz? 370 kaldı ama tapuydu, masrafıydı falan derken sen 380 iste ne olur ne olmaz. Ozan hallet. Halloldu. İyi, nereye imzalıyoruz? İmzaya gerek yok. Ödeyemediğinde biz seni bulup çok güzel imzalıyoruz. Pardon, hangi banka bu? Banka mı? Ayıcığım, bu adamlar kim? Banka. Biz şimdi gidiyoruz. Ay sonu ödemeler başlar. Yalnız faiziyle alırız. Yalnız alırız. Ozan abi. Benim bu adamları hiç gözüm tutmadı. Vallahi bak bunlar sağlam ayakkabı değil. Bunlarla mı iş yapıyorsun oğlum ya? Çiçek ben az önce tefeciden para alıp ev aldım. Ne? Ne? Ne diyorsun be? Ne parası? Ya dayı ne diyor Feridun? Ya abartıyor canım ya. İşte ne güzel oğlum. 3+1 ebeveyn banyolu. Merkezde bir eviniz oldu. Hem de Türkiye'nin göz bebeği Uşak Merkez'de. Uşak Merkez mi? Uşak Merkez'de. Ama asıl sürprizi söylemedim. Ankastre'yi de hediye etti. Ben aracı oldum ya. Ya harika bir çocuksun sen Bilal'im. Allah senden razı olsun. Herkese iyilik, herkese hoşluk. Bu çocuk hep böyle. Ya anne siz şaka mısınız? Aa, ya adam geldiğinden beri köşedeki fotoğrafçıda işe girdi. Hindistan'a dil okuluna kaydoldu. Uşak Merkez'den yani kredisini mafyadan çektiği bir ev aldı. Ayrıca şu kafasındaki... Kel! Kel! Saçım yok Bilal dayı. O şimdi döküyor. Sonra çok gür çıkaracak. Sen merak etme. Bak çok gür çıkaracak. Ya Çiçek şu bizim Kutbettin yok muydu karşıdaki kuaför? Bu tekstilcilerle hani birlikte solüsyon yapmışlardı. Ondan sürdü. Dayıcım, Kutbettin abinin kendisi kel. Ha. Bak ben hiç bu açıdan düşünmemiştim ya. Kelin merhemi olsa başına sürer diyorsun. Hmm. Bu duruma da cuk oturdu yani. Doğru söylüyorsun. İsmin mandalina? Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza